Evet arkadaşlar, şimdi kayda da almaya başladım. Şimdi Betonarme projesi hazırlayan arkadaşlar, genel olarak baktığımız zaman burada Snap modumuzu da şey yapacağız. Snap modumuzu 5 ve 5'in katları olarak yapacağız. Bu net. Az önce şurayı ölçtüğümüzde 1110 1100 gibi bir ölçü çıktı. Ki böylelikle akslarımızın tamamı 5 ve 5'in katına oturmuş olacak. Şimdi burada öncelikle projenin sizin tarafınızda mimari olarak okunmasını ben istiyorum. Mesela bu kaçıncı kat planı? Zemin kat planı muhtemelen. Çünkü yan tarafta duvarları falan ya da parsel sınırlarını çizmişsiniz ya da burada farklı mekanlar var. Bunlarla bağlantısını oturtturmaya çalışmışsınız. Eğer böyle bir çalışmamız olacaksa zemin katta trotuarları da göstereceksiniz. Çimi de göstereceksiniz. Ondan sonra araç girişlerini, rampayı, kotları, ondan sonra bina içindeki farklı kottaki yükseklikleri de anlaşılması için, algılanması için o kotları da göstermemiz gerekiyor. Mesela şu kotla anladığım kadarıyla şu kot birbirinden farklı. Çünkü buradan bir yükseklikle çıkıp muhtemelen şurası aynı kotta. Bakın şurası iç mekanla aynı kotta. Ama şurası farklı bir kotta. Şu basamaklardan dolayı. Şurası farklı bir kotta gibi gözüküyor. Yanlış anlaşılmadıysa. Evet hocam. Şimdi bunları da çok net bir şekilde planda görselleştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani buradaki kotları da çok net olacak şekilde, hani kotumuz neyse işte buraya o kotu yazacağız. Eğer burası da aynı kottaysa, devam ediyorsa onu da yazacağız. Veya burada işte yanlış hatırlamıyorsam tropikal bir yerdeydi burası ve burası bahçenin içindeki kullanım alanında olan bir yerde. Burası sadece bahçeden kullanılan, şurada camları olan bir yerde. Resimlerden yanlış hatırlamıyorsam ya. Bunları da çok net olacak şekilde koymamız gerekiyor. Şimdi bizim bundan sonra bu ilerledikçe, proje ilerledikçe yapacağımız bir şey. Şimdi benim sizden isteyeceğim şey arkadaşlar, kolonları koymanızı isteyeceğim. Mesela kolonları koyacağım. Nasıl koyabiliriz kolonları? Mesela şurada çok belirgin bir aksımız var. Şurada çok belirgin bir aksımız var, değil mi? Aynı şekilde şurada çok belirgin bir aksımız var. Değil mi? Ondan sonra dış tarafta çok belirgin bir aksımız var. Şurada belirgin bir aksımız var. Tabii bu binanın içinde kalan kısmını net olarak ortaya koymayla da alakalı. Şimdi biz binanın sadece sizin çizdiğiniz kadarını görebiliyoruz. Şematik çizimde olan kısmını görmüyoruz. Aslında bizim belki binamızın içi sadece şu alan. Hocam binanın içi aslında şurası. Şu kısım. Üst kat planını şey yapabilirim ya da altlı şematik kısmını da açabilirim. Tamam, şematik kısmını da aç. Şematik kısmından gidelim madem. Hocam bahçeden bir giriş verilmiş binaya hizmetli için söylemiştiniz siz de. Geçen hafta Dışarıdan konuştuk aslında. merdivenle inildiği zaman şurada hizmetli için ayrı bir bahçe gibi bir şey var. Altlı bir açalım da o zaman daha rahat algılanacak. Yani Evet, şurada bir kolon çok net var hocam. Şurada ve şurada. bak. Zaten burası tam bu dairesel merdivenin de merkezinden geçiyor. Bazı yerlerde hani kolonlar daha net bir şekilde belli gibi kendimize. Yani muhtemelen bir tane de Ya. şurada var. Ya da şurada. Şimdi binamızın içi eğer bizim bak şuraya bir şey çizmişsin ya. Bu çizdiğin şey yani duvar gibi algılanıyor artık. Onu bahçe duvarı diye ayırman gerekiyor. Eğer bizim binamızın içi senin dediğin gibi şu sınırlar çerçevesi içinde kalıyorsa eğer bunu bina duvarıyla aynı layer'da çizmen doğru değil o zaman. Anlatabildim mi? Ya da Tamamdır.
Bunu hani görselleştirirken de onu duvar diye çiziyorsan, ki üstünde harp ustası bir şey vardır. Kotla farklı bir kotta, çünkü şurası farklı bir kotta. Onu çiziyorsan da sadece o kısmının şeffaflığını azaltman gerekir. Çizimsel, yani hani özelliklerini şey yapabiliyorsunuz ya, çizgilerin. Onların opaklığını azaltabilirsin. Ya da farklı bir taramayla belli edebilirsin onu. Anlatabildim mi? Şimdi diyelim ki binamızın sınırları senin dediğin gibi hani şu şeyde, hani şu çerçevenin içinde olduğunu düşünelim. Tamam mı? O zaman burada şimdi senin çizimini bir kapatabilir misin? Ya da sadece resmi açabilir misin? Geldi mi ekran? Gelecek. Resmi açtım sadece ama tekrar durdur paylaşayım hocam. Gözükmüyorsa. Evet. Şimdi bak, böyle baktığımız zaman çok daha net bir şekilde anlaşılıyor. Aslında bizim binamızın şeyi de şu sınır içinde kalıyor. Değil mi? Evet. Ama tabii muhtemelen üst katta da bunun üzeri de eğer kapalıysa, kapalı mı? Kapalı. Tamam. O zaman üst katı açalım. Şimdi bu tip projelerde de genelde arkadaşlar kolonlama yapmak amacıyla alttan değil de üstten başlarsanız daha avantajlı olursunuz. Çünkü üstü hani daha odaları daha farklı yerleştiriyorlar ya, altı biraz daha ayarlamak kolay olabilir. Şimdi bakın, burada çok daha net anlaşılıyor. Şurada bir aksımız var. Şurada bir aksımız var. Burada ve burada akslarımız var. Değil mi? Şurada da bir aks daha olabilir ama şurası galeri boşluğunun niteliğinde olduğu için bunun kiriş çerçevesi daha farklı hareket edecek. Ama şurada kolon da koymadığı için onu tek başına hareket ettireceğiz biz. Şurası da böyle. Şimdi bunu daha farklı algılayabilmek için şöyle düşünebiliriz. Bir sonraki aşamada biz çerçevelerimizi, kiriş çerçevelerimizi oturtmaya başlayacağız. Mesela şöyle. Oturtamadım. Pardon, bir saniye. Tablet. Mesela kirişleri oturtacağız ya. Birinci kirişi böyle oturtturduk. İkinci kiriş böyle gelecek. Üçüncüsü aynı aksa devam ettiği için bu şekilde. Dördüncüsü böyle. Beşincisi bu şekilde. Altıncısı bu şekilde. Algılanabiliyor mu? 7 ve 8 diye düşündük, değil mi? Evet. O zaman kolonlarımız nasıl olacak? Birleşim noktalarına kolonlar gelecek şekilde olacak hocam ama bu kirişlerin birbirine tam oturmadığı L çizdiği yerlerde nasıl davranmamız gerekiyor? Aksları kaydıracaksınız. Yani tam oturmadığı yerlerde ya aksı kaydıracaksınız ya da kolonu enine ya da boyuna hareket ettireceksiniz. Yani kolon, atıyorum böyle bir kolon olsa, yatayda bu şekilde durmak yerine yani x, y yönünde çevirebilirsiniz onu şu şekilde. Tamam mı? Mesela diyeceksin ki ya hocam şurada oturmuyor. Hocam ama şöyle diyelim ki bak, mesela şu aks şöyle düz geliyor ya, pardon kaleme geçemedim. Şimdi bu aks böyle geliyor diyelim ki, ama buradaki bu aks böyle kaydı diyelim ki, değil mi? Farz misal. O zaman ne yapacağız? Bu kolonu şöyle koyacağız, yataylamasına koyacağız. Bu kolonu böyle yataylamasına koyacağız. Buradaki aks buradan gelecek, buradaki aks böyle oturacak. Anlatabildim mi? Tamamdır hocam. Yani aksta eğer böyle bir kayma varsa, kolonlarımızı da biz ona göre, hani illa böyle dikdörtgen oturtacağız diye bir kural yok. Bu kolonu, yani
hangi yönde kaydırıyorsak o tarafa doğru en azından kirişin ağzını yakalayacak şekilde, kirişle aynı hizaya gelecek şekilde oturtturmamız gerekiyor. Sündüreceğiz yani onun ucunu. Anladınız değil mi? Evet hocam. Ya da hani X yönünde geldiğini düşünelim. Y yönünde farklılaştırmadık da o zaman da böyle oturtturacağız onu da. Her iki yönde birden kayma var diyelim ki şöyle. Değil mi? O zaman ne yapacaksınız? Buradaki kolonu belki L kolon yapacaksınız. Şöyle. Anlatabildim mi? Ya da kolonu hani daha kalın bir kolon kullanacaksınız orada. Hadi tabii bunun da bire bir, bir buçuğa bir buçuk gibi bir ölçü olmayacak yani ama. Anlatabildim değil mi? Hani küçük konutlar çözüyoruz çünkü hani büyük binalar oturtmuyoruz oraya. Yani bir sosyokültürel merkez gibi ya da bir otel gibi ya da işte kongre merkezi gibi bir şey yapmadığımız için hani kalın kolon koymamıza gerek yok. Yani orada 30'a 1.50 gibi olabilir ya da 25'e 2.25 gibi bir şeyler olabilir. Ama hani daha farklı ölçekler oturtturmamaya çalışalım. Onu inşaat mühendisi arkadaşlarımız bize yönlendirmede bulunurlar daha sonrasında. Tamamdır hocam. Teşekkür ederiz. Hocam tamam. Ben bir şey sorabilir miyim? Bizim bu yapının dışında kalan yerlerde böyle hafif eğimli bir şey var. Değişik bir parapet mi diyeyim? Değişik bir mevzusu vardı. Burada hidden lines'larla devam ediyor. Bunları da aynı birebir yapalım mı? Değiştirelim mi? Fotoğrafını şimdi açayım. Burada binanın dışında baktığın zaman belki bu hani böyle açılı bir şey geliyordur. Farklı bir yüzeyle geliyordur. Adam bunun konstrüksiyonunu böyle yapmıştır da mesela şunu farklı bir karkasla oraya oturtmuştur. Yani kolonu böyle koymuştur oraya ama işte buraya bir tane dikme koymuştur. Buraya başka bir dikme koymuştur. Buraya farklı bir dikme daha koymuştur. Bunları böyle birbirine oturtmuş olabilir. Anlatabildim mi? Anladım. Yani bunu dış taraftan bakıldığımız zaman orası da böyle farklı bir açıyla eğer yönleniyorsa yani dik değil de daha farklı bir açıyla sadece düşey olarak yönleniyorsa ona farklı bir konstrüksiyon ya da karkas koymuştur. Ya da bunu çift yönlü de eğdirmiş olabilir. Yani yatayda bunu eğdirmiştir ama düşeyde de eğdirdiyse eğer hani resim olarak bakarsanız düşeyde de eğdirdiyse eğer orada da farklı bir taşıyıcı sistemi kurgulayıp işte üstünü betopanla veya işte dış mekan alçıpanları var uygun yeşil alçıpanlar veya Gardex'le işte Shieldex gibi malzemelerle dış mekanla uygun malzemelerle de şey yapmış olabilir. Koymuş olabilir. Anlatabildim değil mi? Anladım hocam. Bir de hocam burada bunların detaylarını tek tek çözeceğiz. Evet. Pencere önlerinde böyle bir şey var. Hani denizlik olmadığını düşünüyoruz. Şu dalgalı dalgalı gibi olan yerler. Resimden çözmeye çalışın onları. İç mekan resimleri var ya. Şunlar muhtemelen denizliktir ama. Şu perde olabilir belki. Bilemiyorum. Ya da stor olabilir. Anladım. Ama onu resimden çözmeye çalışacağız. Hepsi burada bu tematik çözüm çünkü. Ve burada mesela altta herhangi bir denizlik gibi bir şey daha yapmış yapmamış herhalde. Alt tarafı açık olan yani plan şey görünüş olarak bakıldığında şöyle bir şey galiba. Eğer ya da böyle bir çerçeveye alıyorsa eğer aldığı çerçevede şöyle bir şey olmak zorunda. Alt tarafını da görmemiz lazım o zaman. Bunların hepsi resimden çıkacak. Şematik olarak bakıldığında onun şeyi değil, çizimi değil. Yani şunlar halıları falan çizmiş yerdeki şeyleri. Ya da işte televizyon ünitesini, televizyonu çözmüş ama bizim bunlara ihtiyacımız yok şu etapta. Bizim odaklanacağımız şeyler şunlar. İşte duvarı böyle çözdüyse, duvarı işte kapı pencereleri nasıl oturtmuş. Biz bunları çözeceğiz.
Anlatabilir mi? Bunun ısı yalıtımını nasıl getirtirmiş? İşte şöyle mi koymuş? Sıvısı nasıl? Eğer bu ısı yalıtımıysa eğer, şöyle yapalım. Sıvısını da bunun işte dışına şöyle mi oturtmuş? Gibi gibi. Biz bu detayları çözmeye çalışacağız. Tamam. Tamam. Mesela şurada ne var? Ne olabilir orada? Şurası galeri boşluğuysa eğer. Yani orada hani korkulup hareket gibi bir şey olabilir. Aynen öyle. Ahşap mı, işte cam mı, metal mi, mermer mi? Neyse onu oraya işte çizerek koymaya çalışacağız arkadaşlar. Amacımız o yani. Tamam mı? Peki, şimdi çizimlerinize geri dönelim. Çizimlerinize dönelim. Geldim hocam. Evet. Şimdi şuraya odaklanabilir misin? İyi mi? Bir tık geri çıkıyor? Yo, tamam, yeterli o. Şimdi bak mesela şurada bir kiler gibi bir şey yapmış değil mi? Evet. Yani o kilerde şöyle bir şeye ihtiyacımız var mı? Bunu nereden bileceğiz? Olma ihtimali çok yüksek. Neden? Çünkü şu yönde bir aksımız var. Üst katta kolonları koyup da alt kata da aynen kopyaladığımız zaman işte hangi konstrüksiyon nerede, yani hangi taşıyıcı neredeyse ona göre çıkacak. O zaman biz de ona göre işte burada bir kolonumuzu çizeceğiz. Burada bir kolonumuz varsa onu çizeceğiz. Kolon belki burada bu yüzeyde kalıyor da burası konstrüktif olarak dışarıda ve onun üzerini farklı bir örtüyle kapatıyor. Bunların tamamını şeyde görmemiz gerekecek işte. Bu plan aşamasında anlayıp hani dış fotoğraflarla işte burası önde burası arkada deyip anlayıp ona göre hareket etmemizi sağlayabileceğiz yani. Tamam, şurada belki kolonumuz var da hani gerçekte burada çizmemiş ama kolonumuzun biri burada diyelim ki birini böyle boylamasına koydu veyahut diğer aksta gitmesini sağlamak için bunu böyle koydu. Diğerinde böyle koydu diyelim ki. Bunu da boylamasına devam ettirmek için böyle koydu belki, bilemiyoruz yani. Şimdi Farklı şurada boyutlarda kolon kullanabiliyor muyuz? tabii ki kolonların hepsi standart 30'a 30, 40'a 40 veya 30'a 90, öyle bir şey yok yani. Bizim için önemli olan kolonu diyelim ki koyduk. Aksını oturtturduk işte. Şöyle. Bunun kolonun işte aynı aksta, X ve Y aksında aynı hatta kalmasını sağlamak yukarıda. Yani yukarıda da bu böyle ortalama kaymamalı yani. Anlatabildim mi? Anladık hocam. Yani yukarıdaki neyse aşağıya da aynı şekilde devam edecek. Diyelim ki işte kolonun yan tarafından duvarınız devam edecek. Duvarı biraz arkaya aldınız diyelim ki. Ama ön tarafta da bu sefer kiriş olacak ya. O zaman onun ön tarafında da bir denizlik koymak gerekecek. Çünkü kirişin üstünü kapatmanız gerekiyor. Anlatabildim değil mi? Evet. Yani bunların tamamı işte bu yönde aldığınız kesitte ortaya çıkacak. Ya da resimlerde baktığınızda hani o bölgeyle ilgili dış iç fotoğrafları gördüğünüzde onları şey yapabiliyor olmamız gerekiyor. Yani resimlendirmiş ya da teknik resimlendirmiş olmamız, teknik olarak detaylandırmış olmamız gerekiyor. Tamam mı? Tamam hocam. Üst kata bakmak Peki. ister misin? Üst kata da bakalım. Evet. Yaklaş yaklaş. Biraz daha yaklaş.
Ya buradan ben şey alabiliyor muyum? Senin mouse kontrolünü alabiliyor muyum? Bir saniye. Yapıyor Evet. lazım. Sana bir şey gönderdim ben. Heh, evet ya şu. Evet, biraz yavaş hareket ediyor ama şey yapabiliyorum. Galiba şurası çift basamakla çıkılan bir yer. Burası bir kod, farklı bir koda çıkıyoruz. Burası farklı bir kod, doğru değil mi? Evet hocam. Tamam. O zaman bizim korkuluğumuz hani şurası kod yüksekliği olarak baktığımız zaman şu iki alan farklı birbirinden değil mi? Yani şöyle çizeyim. Şurası ile şu koridorun olduğu yer farklı kodlarda değil mi? Evet hocam. Evet. Evet. Tamam. Ben de şey yapmaya çalışıyorum şimdi. Yani şuralarda biraz daha hani içini doldurmayın da çizimin. Hani şöyle tarama yapmayın çizimi. Burada böyle bir şey varsa şunu bu şekilde görebilelim. Ve iç duvarları mümkünse arkadaşlar 10 santim olarak çizin. Tamam mı? Mümkünse 10 santim olarak çizin. Çünkü aynı bağımsız birimin içindeyiz biz. Ve duvarlarda mutlaka şöyle gelip bir diş yapsın yani. Şuradaki dişler gibi diş yapsın mutlaka. Ve bu o en az 10 santim olsun. Oraya Çünkü atlamıştık hocam. projelerimiz şey değil. Yok sıkıntı değil. Onları düzeltin diye söylüyorum işte. Şurası ne mekanı? Banyo Islak hocam. mekan. Islak. Hocam bir de şu ortada ıslak mekanın çıktığı o koridorun ortasında bir tane çatı penceresi tarzı bir şey var. Tam o çatıda bir verilen yükseklik vardı. Farklı bir kod. Orası sanırım tahmin ettiğimiz kadarıyla o çatıdaki gözüken yere geliyor. Onu nasıl Olabilir. göstermemiz gerekiyor? Nasıl yapmamız gerekiyor? Sadece kesitle belli etsek yeterli mi? Yok planda bu şekilde belli edin çatıya çıkış olduğunu. Eğer çatıda teras çatı varsa bir de çatı katını çizeceğiz. Yok hocam, çatı kullanılmıyor bildiğimiz kadarıyla öğrenebildiğim. Ama yukarıya çıkıyor ya buradan bir teras varsa mutlaka bunun üstüne yağmur geldiğinde onu kapatacak mutlaka bir şey vardır. Çıkılmasa bile onu çizmek zorundayız. Yani ister teras çatı yani ister kırma çatı olsun, beşik çatı olsun onu kesinlikle çizmek zorundayız. Yani üzerinde yürünsün yürünmesin mutlaka orayı da göstermek durumundayız. Konstrüktif olarak. Tamamdır hocam. Çatı kat planını çizelim. Sen şurada da köşedeki o şeye dikkat edin. Diş yapsın duvar mutlaka. Yani aslında şuralara da dikkat etmek gerekiyor. Şöyle köşeler hep dişli olması gerekiyor. Onun asıl sebebi şey arkadaşlar. Hani bunu sadece sizin için söylemiyorum. Betonarmeci ya da çelikçi olan arkadaşlarda da eğer dıştan ısı yalıtımı yapacaksanız atıyorum işte pardon şöyle bir yüzey olduğunu düşünün. Isı yalıtımınızı getirdiniz. Mavi ile çizelim. Isı yalıtımınız geldi 10 santim. Buradan mecbur döndüreceksiniz buraya 10 santim. Hani böyle dönecek. 10 santim değil de bunu 7 santim olduğunu düşünün. İyi de bizim buradaki doğramamız 7 santim ise atıyorum doğrama buradaysa 8 santim olduğunu bile düşünseniz orada 1 santim gözükecek sadece. Ve oradaki doğramayı göremediğimiz için farklı problemler olmaya başlayacak. Ya da işte buraya bir kör kasa koyduğunuzu düşünün, ikilik. İşte bu sefer de 7 santim koyduğunuzda sadece şurada 3 santimini görmeye başlayacağız.
veya 2 santimini görmeye başlayacağız. O yüzden dolayı öyle yapmak yerine biz eğer orada bir diş yaparsak kör kasalı bir sistem koyduğunuzu düşünün. Şöyle farklı katmanlarla ya da renklerle çizmeye çalışalım ki aklımızda kalsın. Şimdi şöyle bir kör kasa koyduğumuzu düşünelim. İşte üstüne de doğramamız gelecek diyelim ki. Sı yalıtımımızı biz buradan getirdiğimiz zaman 7 santim. Burası biraz daha rahat şey yapabiliriz yani şu alanı. Şuraya ya da 5 santimlik bir sı yalıtımı koyarız. Şuraya. Burayı da böyle detaylandırabiliriz. Yani şuradaki ısı köprüsünü azaltmak adına yapıyoruz onu da. Hani şurada ısı köprüsü olmasını engellemeye çalışıyoruz. Sadece yüzey alanı olarak geçişte şu kadarcık bir ısı köprü alanımız kalmış olacak tek malzemede. Derdimiz o. Tamam mı arkadaşlar? Yani bunlar ilerideki detaylarda çıkacak ama şimdiden duvarlarınızı ona göre ayarlamaya çalışın. Bir de duvarlarınızı şey yaparsanız bunlar line olarak mı çizdiniz bunları? Polyline hocam. Polyline olarak. Tamam. Polyline olarak çizdiyseniz eğer bir sonrakinde şey yapabilirsiniz. İşte filet yaptığınız zaman işte atıyorum ikilik bir sıva yapacaksınız. Radius 0 dedik. Çok uzaktan yaptığımız için algılamıyor. Yani şöyle çizivereyim olmazsa. Polyline olarak yaptığınız zaman bir kere de flat yaptığınız zaman tık diye hepsini bir kere de atmış olacak. Ama üst üste iki çizgi çizerseniz ya da git gel yaparsanız şeyde yani bir gidip şöyle yaptığınızda şuraların filetle ilgili sıkıntılarınız oluşur. O yüzden onları tek çizgi olduğuna dikkat etmenizi tavsiye ediyorum size. Peki. Mesela şimdi kolon olarak bak düşünelim. Tamam mı? Buraya bir kolon koyduk. Şöyle bir kolon koyduk. Buraya böyle ince uzun bir kolon attık. Şöyle kolonlamamızı yaptık diyelim ki. Kolonların farkındaysanız bir X yönünde bir Y yönünde uzatmaya çalışıyorum. Çünkü eğer hepsi aynı yönde kibrit kutusu gibi koyarsak herhangi bir sallantıda onun devrilme ihtimali olabilir. Ama birbirine dik olacak şekilde koyduğunuz zaman birbirini daha rahat tutacaktır. O yüzden dolayı şey yapıyoruz. Bu şekilde yapmamız daha mantıklı olur. Daha önceki senelerde hocalarımız da bunlara mutlaka değinmişlerdir. Şimdi arkadaşlar evet bu şekilde duvarlarınızı çizmişsiniz. Projelerinizi ben mimari olarak okuduğunuzu düşünüyorum. Ve bunun bir sonraki adımına geçmek için biz artık kapı ve pencerelerimizi çizmek durumundayız. Ve bununla bağlantılı işte ölçülerimizi, iç ölçülerimizi, mekan isimlerimizi, ondan sonra sabit donatılarımızı, bunlar tefriş, hani yerinden kımıldamayan tefrişler, ıslak mekan tefrişleri olarak düşünelim. Bunların tamamını oturtmaya başlayalım arkadaşlar. Ki, çünkü birkaç hafta sonra teslimimiz var, o teslimi hazır hale gelelim. Ve bunlarla bağlantılı olarak ben sizden bir şey istiyorum. Bu anlamda hani önümüzdeki haftaya şey yapmanızı istiyorum. Aslında bu hafta yapsaydınız daha güzel olacaktı. Kesitlerinizi şematik de olsa almanızı istiyorum. Mesela bu projede ki kesitimizin yönü kesinlikle bir tanesi şu yönde olmak durumunda. Burada. Bu tarafa bakacağız yani. Diğeri de yine galeri boşluğundan olabilir. Bir tanesi böyle olabilir. Ya da binanın dış tarafında şurada altta kullanılan bir yer vardı. Şöyle olabilir.
Yani bu projenin hakkı 3 tane kesit. Esasında. Haftaya üçünün de mi şematik? Evet, üçünü de şematik olarak çizmenizi istiyorum ben. Sadece sizinkini kontrol etmeyeceğiz. Yani hepinizinkini kontrol etmek istiyorum ama çok uzun süreceği için ders saatimiz yeterli olmayacaktır. Hani temel olarak baktığımız zaman nerede şeyleri çıkaracaksak, hani kritik noktalarımız varsa onları çıkarmaya çalışalım. En önemli olanlar onlar çünkü. Daha sonrakiler mikro kararlar. Bu mikro kararlara daha sonrasında müdahaleler yapılabilir. Ama hani mimari proje derslerimizde nasıl çıkarıyoruz? Hani o şekilde bir şey şu anda çıkarın. Daha sonrasında onları daha böyle makyajla şey yapacağız. Detaylarına girmeye çalışacağız. Tamam mı arkadaşlar? Elinize sağlık. Sorunuz var mı? Benim yok. Benim de yok hocam. Teşekkür ederiz. Hocam sadece projeden bağımsız bir şey soracağım. Teslim ne zaman? Şimdi o akademik takvimde size normalde verilmiş olması gerekiyor. Bunları bir şey yapalım. Akademik takvimi siz kontrol ediyor musunuz bilmiyorum da. Yani oraya da bir bakın olmazsa. Sonradan ilan edildiği gibi bir şey yazıyordu, o yüzden sordum. Efendim? Dönem içerisinde ilan edilecektir yazıyordu hocam, yanlış hatırlamıyorsam. Tamam, ben sizinle paylaşayım arkadaşlar onu. Tamam. 17 Kasım yazmış birisi. Teşekkür ediyorum. Hocam ikinci biz gelelim demiştik. Paylaşabilir miyiz? Tamam, paylaş. Hocam başlamadan ufak bir şey sorabilir miyim? Kaydı YouTube'da geçen yılki gibi paylaşma şansınız var mı? Tabii paylaşacağım. Tamamdır hocam. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Ece. Hocam biz bu hafta bir modellemesini çıkardık. Bu aşağıdan yukarı kadar ne var ne yok görelim diye. Burada o betonun üzerinde ahşap direkleri oturuyor alt hattı. Arazimiz eğimliydi ama değil mi? Hocam arazi eğimli, arazi modelleyemedik. O yetiyordu. Yani. O şuradan şöyle geliyor. Buraya kadar. Buradan sonra bu alt verandaya geliyor. Sonra da şu giriş kısmına. Giriş üstten yapılıyor. Ya şimdi arşiketi hani direkt modelleme olarak kullanabiliyoruz da daha sonrasında nokta detaylarını verirken çok büyük sıkıntılar yaşayabilirsiniz. O yüzden dolayı ya arşiketi çok iyi kullanmayı da öğrenelim. Yani onu söyleyeyim sana. Şiddetle tavsiye edeyim hatta. Çünkü eğimli arazi olarak bakınca biraz daha binanın arkasına, yani şöyle uzaklaşır mısın binadan? Şimdi arşiket böyle biraz daha şey şu açıdan bakabilir misin? Aynen hocam. Biraz daha aşağıdan yukarıya doğru şöyle. Evet, sola, sağa doğru kay. Biraz daha. Şimdi eğimli araziyi şey yapamıyoruz ya şimdi. Yukarı taraftan baktığımızda şey yapamıyoruz. Zaten arazilerimiz düzenlemek hocam. Düz bir arazinin için oturuyoruz. Bir de baktığımız zaman hani çatı şöyle gibi gözüküyor ya, aslında bu çatı da biraz eğimli sanki. Çift yönlü sanki. Değil mi? Çatı kendi içinde de eğimli sanki. Hocam çatı kendi içinde de öyle ama biz tek tarafa yapalım dedik. Çünkü öbür türlü... Ama burası şey yapar. Çok net söyleyeyim. Şurası şu bölgede problem yaşarsınız. Kar durur orada. Karın durmaması için orayı da bir yöne daha kırmak gerekiyor. Tamam. Kar yağdığını düşün. Tamam mı? Sırf yağmur olarak düşünme. Minik eğim verebilirsin yağmurda ama karda biraz daha fazlalaştırman gerekiyor orayı. Evet, devam et. Tamam, o zaman şeye geçeyim hocam. Hocam biz 3 katın planını çıkarttık. Bu orada gördüğünüz beton dikmeler. Atları da geçen hafta sizinle konuştuğumuz gibi bu yana 5 tane aldık. Bu yataydakini de hocam şurayı 1 aldık B aksı olarak.
C aksı olarak da bunu aldık. Tamam, böyle olur mu yoksa tek bir kırıklı aks mı alalım içine? Yok, burada sizin proje olarak baktığımız zaman binayı iki bölümde yapmak daha mantıklı. Şöyle ve bu şekilde. Kırıldığı nokta burası olduğu için şuradaki yani kolonlamayı şöyle yapmamız yeterli olur. Yani ön tarafı olduğu gibi devam ettirebilirsiniz dümdüz. Şimdi burası tamam, devam ediyor. Biz Yani bunu bu burayı tarafa iki tane yapmayalım mı? buna Hı. gerek yok. Şu aksa gerek yok. Yani şu tarafa kadar götürmene gerek yok onu. Ya da şöyle söyleyeyim bir saniye. Onu burada göstermen gerekiyor da burada bir taşıyıcı yapmana gerek yok. Öyle söyleyeyim. Yani şurada bir taşıyıcı yapmana gerek yok. Çünkü bunun asıl çerçevesi bu. Orada yok zaten bir taşıyıcı. Onu demek istiyorum. Yani uzatmana Hı. gerek yok derken kastettiğim orada bir taşıyıcı yapmana gerek yok. Tabii şey olarak bakınca ama aksı burada göstermek durumundasın. Tamam, o zaman burası şöyle B'ye C olarak kalıyor, değil mi? Son ABC burada aynen öyle ABC aksı olarak kalması hali. yeterli olur. Tamam hocam. Birinci kat planına geldiğimizde. Hocam şeyi soracağım bir de. Mesela biz burada kirişleri üzerinin kattakini şey gösterdik. Eksi birinci kat değil. Tesikli gösterdik. Buradakinde üstünde duvar da olduğu için bütün olarak gösterdik ama hangisini bir kullanalım? Buralar Ya hep şimdi kiriş. önce şöyle, Duvar. şimdi ben ona da az sonra onu söyleyecektim ben size. Bir saniye, sizden uzaktan erişimi istesem ben senden. Ama verirsen şuradan. Uzaktan erişimi şey yaptım mı? Tamam, vermişsin. Evet hocam, sadece bir şey gelmiyor. İnternet bağlantımdan kaynaklanan bir şey var. Bu sorun. Evet. Şimdi biz buradaki kirişlerimizi hani ister betonarme ister çelik olsun, isterse ahşap olsun kiriş koymak zorundayız. Koyacağımız kirişleri belli etmek amacıyla da o aksta hani bu aks çizgimizse eğer hani böyle devam eden bir şeyse kirişimizi onun kenar tarafına hizalamamız ya da ortasını tutturacak şekilde ayarlamamız gerekiyor. Ama bunun içinde kolon kiriş bağlantılarını hani şurada çizmişsin ya bir büyük taşıyıcı var. Onun ucuna bir küçük taşıyıcı yapmışsın. Bizim kirişlerimiz eğer buradan devam ediyorsa eğer resimden bakarak buna dikkat et. Ön taraftaki pencere doğramalarımız kaplama niteliğinde daha dışarıda kalacak. Bunu iç ve dış resimlerden bakarak algıla ve ona göre hani kaplama şeklinde dışarıda mı tutulmuş yoksa bunun bünyesinde mi tutulmuş ona bir dikkat et. Şematik çizimlere aldanma. Tamam mı? Hocam Evet, burada aynen aslında öyle. şey yapmış, giydirme cephenin kendi o dikmeleriyle de birleştirmiş. Aslında çok kalabalık bir görüntü oluyor. Biz giydirme cephenin şeyini aldığımız zaman planlarını, burada onun kendi taşıyıcıları dikmeleri bir şeyleri oluyor çünkü ara bölümleri oluyor. Onunla nasıl yapalım? Biz sadeleştirmeye çalıştık, değil mi? Yok biz sadele yani burada şematik olarak çiziyorsunuz şu anda. Sizin sadeleştirmeye ihtiyacınız yok. Biz bundan sonraki çizimlerimizde işte bu eleman kaça kaçsa onu yazacağız. Bu eleman kaça kaçsa onu yazacağız. İşte bu kutu profil diyeceğiz. İşte diyelim ki 80'e 220 çarpı 3 diyeceğiz mesela buna. Yani 80 şey 8 santime 220, 3 milim kalınlığında bir çelik profil diyeceğiz biz ona. İşte diğerine de işte atıyorum 70 çarpı 40 çarpı 2 diyeceğiz gibi.
Tamam mı? Bir başına da bir kutu koyacaksın. Yani şey, şurada Gibi gibi. girdiğimiz o kalabalığını buraya eklememize gerek yok, değil mi? Gerek var. Mantıklı. Bu teknik Bakarız çizim şimdi. artık. Hatta onu öyle bir yapmamız gerekiyor ki planda baktığımız kalın olacak. Ondan sonrakiler ince gidecek böyle. Onunla ilgili o zaman şimdi bir tane sorabilir miyim? Mesela. Ve şu birleşim noktaları falan da çok şey olacak. Orada herhangi bir şey yok mu? Köşe profili yok mu? Mesela. Köşe profili yoksa farklı detaylanacak. Köşe profili varsa farklı detaylanacak çünkü. Köşede bir tek hocam şu aksiyonu koymuşlar. Bu iki köşede. Ya o şematik göstereyim. Sen resme bakacağız biz. Onlara bak, takılma. Resimde de oralar dış kaplamayla kapatıldığı için görünmüyor. Kaplamıyor. İşte ha, o zaman dış öteleme profili kullanmışlardır o zaman orada. Yani oraya da bir köşe profili koymuştur. Kaplama yapmamışlardır. Bir köşe profili koymuştur. O köşe profiliyle şey yapmışlardır. Yani orada da bir çerçeve doğraması devam ediyor yani. Ediyordur o zaman. Orada. Yani burada aslında bizim çizdiğimiz şu olması gerekiyor. Şimdi şöyle düşünürsen eğer. Yani çok gitti. Bak şöyle düşün. Şimdi bizim taşıyıcı kirişimiz burada. Evet. Duvarımız burada. O zaman döşeme planı, şey döşeme kesiti çiziyorum sana. Şimdi şuradan bir kesit aldım. Tamam mı? Dur, pardon. Yanlış oldu. Şuradan bir kesit aldım. Şunun altındaki kesit, kiriş. Tamam mı? Şu çizgilerde bunun görünen şu yan çizgileri. Şuradaki duvar nerede kalacak? Yani şimdi şöyle aslında uygun çizmeye çalışalım. Hocam bu içerideki kirişleri çatıyı taşıyor, bu da duvarı taşıyor bence. Ben öyle düşünüyorum. Yani öyle olacağını hiç sanmıyorum. Çünkü Çünkü şeyde çatıya kadar bir tek bunlar çıkıyor. öyle olacağını hiç sanmıyorum. Çünkü üst taraftaki çatıyı kaplamaya taşıttıramaz. Yani kaplama malzemesiyle oradaki ağır yükü taşıttıramaz bence. Zaten ana konstrüksiyon devam ediyordur yukarıya kadar. Etmiyorsa bile yani biz onu ettirelim. Bu içerideki büyük olan büyük kesitli kolon devam ediyor çatıya kadar. Bu dışarıdaki sadece sanırım duvarlar için. Onu resimde bakarak karar vermek gerekiyor. Öyle bir şey Tamam. yapmaya da gerek yok. Zaten hazır bir çelik konstrüksiyon çatıya kadar çıkarmak gerekiyor. Orada yani 1 metrelik bir yer var. Onu da çıkarıverelim. Yani ikinci bir hani taşıtacağız diye küçük bir zayıf bir konstrüksiyonla çatıyı taşıtmaya çalışmanın bir anlamı yok. Modellerken biz de ikisini de çatıya kadar çıkardık. Ama kendisi sadece çıkardık. Ya onu bilemiyorum da. Şimdi şunu ben bir anlatayım sana. Bak şu kesite baktığımız zaman şuradaki kirişi gördük. Şu kiriş o kiriş. Tamam mı? Evet. Ondan sonra eğer duvar buradan devam ediyorsa farklı kat renkli çizelim. Eğer bu duvar burada yukarıda devam edecekse o duvarın altında bir şekilde şeyin döşemenin uzaması gerekiyor o zaman. Buraya kadar bizim o çelik parçasını taşıtıp yani uzatıp buradaki duvarın oturacağı bir yüzey oluşturmamız gerekiyor. Ve şu noktaların bağlantı detaylarını çözmemiz gerekecek o zaman. Yani şeyde burada böyle bir eleman oluşturacaksak bunun da ikinci bir konstrüksiyonu olacak çünkü. Bu yitong gibi bir şeyle kaplanmayacak en nihayetinde. Onun da içinde alçıpan gibi hani asma tavana alçıpanı tuttururuz. Onun da kendi köşe profilleri olacak. Kendi kutu profilleri olacak. O kutu profillerin üstünden işte dış kaplama malzemesinin tutturulacağı bir yüzey oluşturulacak. Ondan sonra eğer o dışarıda başka bir kaplama malzemesi görüyorsak o kaplama malzemesini de onlara tutturacağız.
bir şekilde. Anlatabiliyor muyum? Yani burada çizdiğimiz kutu gibi bir şey değil. Biz onu daha fazla detaylandıracağız noktasal olarak. Yani 1 bölü 100 olarak çiziyorsak, evet bu çizdiğimiz doğru. Şu çizdiğimiz doğru. Ama yok 1 bölü 50, 1 bölü 20'ye geçmeye başlıyorsak artık o farklılaşmaya başlamak zorunda. Tamam mı? Ondan sonra bu basamaklarımız mesela şimdi hep tel tel çizmişiz biz. Bu tarafında anladığım kadarıyla herhangi bir şey yok. Korkuluk falan yok. Yok. Ve, evet, korkuluk yok. Korkuluk bu tarafta. Şimdi bunda da basamağın üstünde çizmişiz biz. Basamağın üstünde mi, yanında mı? Ona da bir kontrol edelim, tamam mı, resimden? Onlar sanıyorum yanında almış ama biz dediğiniz gibi üstüne koyduk. Ya onu resimden bir kontrol edelim. Buna da up falan diye yazmamıza gerek yok. Biz artık hani şey yapıyoruz. Buna işte birinci basamak, ikinci, üçüncü, dördüncü basamak diye yazmışız ama bunlar hani bizim baktığımız yönde olsun, kafayı çevireceğimiz yönde olmak zorunda değil. Onu da belli bir açıyla oturtacağız diye uğraşmaya da gerek yok, tamam mı? Bir de burada ne demişiz? 18 basamak, 1.67. Biraz büyütelim. 0.30. Buna ne yazmak gerekiyor biliyor musun? Bir kere basamağın rıht sayısını yazmamız gerekiyor. Kaç tane rıhtımız var? 18 diyelim mesela. Sonra rıht yüksekliğimiz ne kadar? 18 demeyelim. Kafamız karışacaktır. 18 demeyelim biz buna. 16 diyelim, tamam mı? 16 diyelim. 16 tane basamağımız olsun. Farz-ı misal diyorum veya şöyle yapalım. 20 basamağımız olsun bizim burada. 20 tane basamağımız olsun. Basamak yüksekliğimiz ne kadar? İşte 2a + b = 63'ten. Hani Türk standartlarına göre gidiyorsak eğer, hani B yüksekliğimiz 18 ise işte A adım sayımız nasıl olacak? 63 eksi 18'den kaç çıkacak? 45 bölü 2 diyeceksin. Bir adımımız 22,5 gibi bir şey kalacak, değil mi? Mesela. O zaman bunu 20 çarpı 18 diyeceğiz basamak yüksekliğimize. Çarpı 120 genişlik diyeceğiz. Veya 120 yerine basamağımızın şu genişliğini yazacağız. 30. Tamam. Tamamdır. Hocam ben bir de son olarak evdeki planı göstereyim. İşte hocam o karışmaya başladığı yer burası. O zaman biz bu giydirme cephenin profillerini buraya denk gelecek şekilde ayarlayalım. Ya sen giydirme cepheyle şimdi şey yapma. Önce biz duvar kurgularımızın yani pencerelerimizin nerede olduğuna takılma. Önce taşıyıcılarımızın ve bölücü duvarlarımızın nerede olduğuna bakalım. Duvarlarımızın önünde mi arkasında mı pencerelerimiz sonra bakacağımız şey var. Tamam, duvarlarımız nerede? Binanın çoğu cam zaten. Cam olduğu için çok fazla duvar kurgusu yok. Sadece özel mekanlar için, hani private mekanlar için şey yapmış, yatak odaları için camla kapatmış. Ya da tesisatın geçeceği yerleri camla kapatmış. Şey, duvarla kapatmış. Evet. Yani sen o şeye takılma. Önce biz kendi konstrüksiyonumuzu bir oturtturalım. Ondan sonra onun dışında mı, içinde mi, bünyesinde mi, hizasında mı, ona bakmak gerekiyor. Biz taşıyıcıyı bir çözelim. Sonra şeyini yaparız. Yani çok küçük detaylar onlar. Asıl taşıyıcıyı çözelim biz. Tamam mı? Tamam hocam. Aynı bir soracağım şey var mı? Yok, aynı. Aynı şey. O zaman paylaşımı durduralım. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bir saniye. Ben bir mini bir yoklama gibi de alayım. Dilan burada, bir saniye, Emre burada.
Seda çift bağlantı yaptı. Bir saniye, Emre'yi yazdık. Seda'yı yazdık. Bir saniye arkadaşlar. Şimdi ben tekrar başladım şeyi, kayda. Şimdi arkadaşlar ben sizden şey isteyeceğim önümüzdeki haftaya. Şimdi ben de dersi tamamlamak adına önümüzdeki haftaya 1/50 proje çizim niteliğine göre, çizim tekniğine göre duvarlarınızı, kapı pencerelerinizi, ondan sonra ıslak mekan tefrişlerinizi, mekan isimlerinizi, mekan metrekarelerinizi, zemin, duvar ve tavanda hangi malzeme kullandığınızı, ölçüleri, iç ve dış ölçüleri, basamakları, meğer yani bacaları, varsa asansörünüzü, kodlarınızı, bunların tamamını önümüzdeki haftaya arkadaşlar planda istiyorum. Ve şematik kesitlerinizi de, hani bu kadar çok detaylandırma ihtimaliniz yok ama 1/50 olacak şekilde şematik kesitlerinizi de oturtmanızı istiyorum. Kat yüksekliklerinizi arkadaşlar genelde merdiven sayısı, basamak sayınızı, hani rıht sayısını 18 ile çarparak çıkarmanızı istiyorum. Hani bizim hani 2+73 diye yazdık ya az önce. Oradan çıkarmanızı istiyorum. Basamak genişliğimiz 27,5 olacak şekilde ve basamak rıht yüksekliğimizi en az 18 olacak şekilde, en fazla 18 olacak şekilde ayarlamanızı istiyorum şu anda. Önümüzdeki haftaya plan ve kesitlerinizde bunları net bir şekilde ortaya koymanız lazım ki teslime biz biraz daha yaklaşmış olalım ve daha sonrasındaki nokta detaylarımıza geçişe hazırlık yapalım. Bu arada betonarmeci arkadaşlardan kalıp planlarını istiyorum. Kalıp planı ne demek? Kiriş ve kolonların bağlantısını gösteren, galeri boşluğunun, bacanın, işte merdivenin ya da asansörün olduğu, düşey sirkülasyon elemanlarının boş olduğu yerleri gösteren bir döşeme planı istiyorum. Yukarıdan baktığınızda kolonları ve kirişleri çıkarmanızı istiyorum. Aynı şekilde karkas çalışan, hani metal karkas çalışan arkadaşlarımız için de dikmelerin olduğu yerleri ve dikmelerin birbiriyle bağlandığı kirişleri ve döşemeyi oluşturacağımız ara kirişleri çizmenizi istiyorum. Ve bu noktada işte döşemeyi oluştururken oluşturduğunuz çerçeve olacak ya, o çerçevenin üstüne mi koyuyorsunuz şeyi, döşeme elemanlarını, ara kirişleri, yoksa bünyesinde mi, içinde mi çözüyorsunuz? İşte yoksa alt tarafında mı çözüyorsunuz? Bunların detaylarını isteyeceğim sizden. Bunu mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde yapmamız gerekiyor. Ve doğru bir şekilde yapmamız gerekiyor. Çünkü bundan sonraki burada çizeceğimiz kesitler bizim binamızın detaylandıracağımız kesitleriyle birebir oturacak. Hatta onları doğrudan alıp şeyde de kullanabilirsiniz. Normal çözeceğimiz detaylarda da kullanabilirsiniz. Kesitlerde de kullanabilirsiniz yani. Kalıp planları için söylüyorum. Döşeme planları için söylüyorum. Onları doğrudan kesit alacağımız yerlerdeki kullanacağımız hatlardan, hizalardan alırsanız sizin için daha avantaj oluşturur bu. Bunu da haftaya istiyorum sizden arkadaşlar. Planlar, kesitler ve kalıp planlarını istiyorum. Yetiştirebilirseniz de dış görünüşlerinizi istiyorum. 1/50 olacak nitelikte. Sorusu olan var mı? Hocam soru değil ama Sefa'nın internetinde problem olmuş. Düştü galiba. Yoklamada var mıydı yok muydu bilmiyorum. Sabah sunum yapmıştık zaten birlikte. Ha, yazdım da. Teşekkür ederim. Sefa Bozla, yazdım onu. Hocam bizim birkaç sorumuz var ama gösterip sorabilir miyiz? Hızlıca göster. Hemen. Hocam biz bu arada pencereleri çizmeye çalıştık. Ama ilk sorunumuz şu. Buradaki pencereler kayar pencereler ve biz kayar pencerelerin detayını açıkçası ben bulamadım. Bulduğum aşırı detaylıydı. Yani 1/5 ölçeğindeydi. Şurada şöyle bir
kayar pencere var. Burada aynı şekilde burada da var ama mesela şunu ben koydum. Buraya böyle bir küçük bir duvar koymamız gerekir mi buralara? Hani bağlanması için. Birinci sorumuz bu. Yani burada nasıl çizeceğimizi bilemedik biz asla. Normal Peki. pencere yapsak çok büyük açıklık 520 santim. İkiye Yok, çok bölsek. büyük açıklık değil. 500. Hadi ya değil mi? Hayır, 500 500'lük çok büyük açıklık değil. Bana biraz büyük gelmişti. Ama şey hani Hayır, hayır. açması için normal pencere gibi ikiye bölüp açması için ikiye böldüğümüzde kaç yapıyor? 260 mı? 260. Yani 260 santimlik bir pencereyi çekemez normal bir pencere gibi diye Hayır, düşündük. şeker şeker, hiç merak etme. Şu anda ben nasıl göstereyim sana? Bir saniye. Ben bulunduğum mekanı göstereyim. Şöyle. Burası 5.50. Hadi ya. Tamam. O zaman bunu normal buradaki pencereler gibi mi çizelim? Ya Şunlar gibi onun mi çizeyim? detayı farklı. Şöyle koyacağınız şey farklı. Doğrama sistemi farklı. Orada 5 metrenin üzerindeki veya 4 metrenin üzerinde sistemler farklılaşmaya başlıyor. 3 veya 4 tipi var onun. İşte Volkswagen kapı denilebiliyor. Legend sistem denilebiliyor. Hebeşibe sistemler denilebiliyor. Bunların detaylarını arkadaşlar pencereci ya da doğramacılarla konuşursanız daha avantaj olur. İşte Vinsay'la, Fırat Pen'le, işte Ege Pen'le, Reha'yla bunlarla konuşun ya da onların sistem internet sitelerinde bu sistem detayları mutlaka vardır. Olmaz diye bir şey yok. Yaklaşık 6 metre 20 santime kadar yanlış hatırlamıyorsam profil boyu var. Kesintisiz olarak 6 metre 20 santime kadar kayar kapı yapabilirsiniz. Ama tabii hepsi tek parça olmuyor. 6 metreyi 6 metre olarak kaydıramıyorsunuz. İkiye bölmek durumundasınız. Hocam dediğim gibi ya, 1 bölü 5 detayını bulduk ama yani 1 bölü 50 detayını bir çizim bulamadık. Onu biz Ya kendimiz şöyle, şöyle sadeleştirdik yapabilirsiniz onu. zamanında. Hani 1 bölü 50 olarak çizecekseniz öncelikle hani doğramayı çizersiniz, kasasını çizersiniz orada. Diğer kasa işte bu muhtemelen alttan böyle devam eden bir şey. Ben göstereceğim az sonra size. Onun hani alt bütün detayını nasıl olduğunu göstereyim ben size. Mesela bu kasa bu şekilde alttan devam eden bir denizlik gibi bir şey var. Arada bir tane pardon şöyle yapalım. Şurada bir şeyi var. Dikmesi var. Şurada ikinci bir ray hattı var. Burada da diğer şey var. Şurası sabit. Çok kalın oldu. Şöyle sistemi gösteriliş şekli. Diğer bitiş tarafı böyle. Şöyle de kutu profili var. Duvarı da şöyle oturtturabilirsiniz. Hocam peki döndüğü yerlerde iki tane kasa mı birleşiyor? Şimdi Şöyle dön. orada Böyle buraya mı geliyor? şimdi dış taraftan baktığınız zaman görülen cam mı birleşiyor? Yoksa köşede bir tane profil mi var? Eğer Burada köşede bir bir tane profil profili varsa, görüyoruz. bak ikisini de anlatayım ben, siz ona göre detaylandırın. Köşede bir Tamam. profili varsa, eğer sabitse camı bu şekilde görürsünüz. Eğer hareketli ise burada bir tane şey olacak, sabit profil olacak. Onun yan tarafından da devam edebilecek nitelikte ikinci profili göreceksiniz. Tamam mı? Ama yok, diyelim ki köşede hiçbir şey görmüyorsunuz. Cam gelecek. Diğer taraftan da cam gelecek. Tamam mı? İşte sabit kasa, sabit kasa. Ondan sonra da cam gelecek. Arasındaki farkı algıladınız mı? Evet. Burada köşede bir profil yok. Burada köşede bir Camlar profil birleşiyor. var. Tamamdır. Tamam. Tamamdır. Resimden bakıp ona göre çözebilirsiniz. Bununla bağlantılı olarak da arkadaşlar doğramacılara gidip hani cam satan vatandaşlara gidip ya da firmalara gidip yapabilirsiniz. Bilgi edinebilirsiniz.
Veyahut hani bunu öncelikle siz kendiniz farkında olarak çözmenizi istiyorum ben. Ya da internet sitelerinde farklı sistemler var. Yani 4 veya 5 tane kayar panel birbirinin hiç üst üste binmeden hepsi 4-5 tane panel aynı anda hareket edip gidip gelebiliyor. Birbirinden bağımsız olacak şekilde. Yani farklı detaylar var yani. Hangisini kullanmışlar resimlerden bakıp çözebilirsiniz. Tamam? Tamamdır. Şimdi iki tane daha sorumuz var. Hemen şöyle göstereyim. Hocam buradaki açıklık çok fazla. Bunu geçen kaç metre? 860 santim. Tamam, çok yani değil. Biz burayı kolonsuz geçebilir miyiz? Kirişli döşemede. Geçersin tabii canım. Kirişini kalın tutarsın, geçersin. Niye geçemeyesin? Tamam. Kolonunun kirişini kalın tutar, geçersin. Üstünde ne mekan var? Üstünde şöyle bir şey var. Şurada bitiyor. Yani burası yürünebilir teras. Teras çizmenimizin farkındayız. Çizeceğiz onu. Burası teras. Altında şey var. Üstünde de odalar var. Şurası zaten tamam. Şey diye düşünmüştük. İçi boş bir duvar örülmüş olabilir gibi. Hafif. Hayır ya, orayı bildiğin duvar yapmışlardır. Ama alt tarafında o 8 metre 60 santimin üstünde herhangi bir duvar gelecekse de muhtemelen o döşemeyi de kalın tutmuşlardır. Ya da plak asmolen döşeme gibi bir şey yapmışlardır ki hani üstünde gelen yükü şeysiz taşıyabilsin, altında kirişsiz taşıyabilsin diye. Hocam zaten şey bayağı kalın bir döşemesi var ve kiriş kullandıklarını düşünmüyorum aslında normalde yani. Direkt asmolen döşemeyle geçmiş olabilirler gibi geldi bana. Olabilir. Asmolen döşeme yaparsınız. Hayır, orada baktığın sadece şey de olabilir. Bir kaplama da olabilir. İç mekandaki galeri boşluğundan bir fotoğraf varsa, galeri var boşluğu hocam. Bir yerde ya da İçinde merdivenin de olduğu yerde bir fotoğraf varsa o gösterir sana. İçi de kirişsiz yani. Bakmıştım fotoğraflarına. Orada asma tavan da olabilir ama bak. Sprinkler'lar falan var. O asma tavan da olabilir. Ama şu izahıyla aynı seviyede. Önemli değil ki. Oraya da kaplama yapmış olabilir. O şey değil. Ona takılma sen. Merdivenin yan tarafından bir görünüş var mı? Yani üst katla alt katı bağlayan bu değil. Merdivenin bitiş noktasında. Bak mesela şunun şu tarafından olan bir görünüşü görsek. Yok ki. Tamam. O zaman asmolen döşeme yapın. Tamam mı? Tamam. Asmolen döşeme yap. Asmolen döşemeyle çözelim işi. Tamam hocam. Bir de biz böyle şey çizmiştik. Şematik olarak kesin. Şeyi sormak istedim. Burada bu havada yüzüyor. Bak ben en başta onu söyleyeyim sana. Evet. Bu havada yüzüyor ya. Bunun mutlaka bir yere bir temeli falan olacak değil mi? Hani olacak. Şeyi soracaktım. Yani bu kademeli temel mi yapmamız gerekir? Yoksa hayır ya. Kademeli temel yapmana gerek yok. Senin atıyorum toprağın hani böyledir, bu seviyededir. Aha. Bunun temelini indirirsin, bu böyle iner. Tekil temel gibi. Hayır, mütemadi. Ya tamam. Hepsi bağlanacak birbirine yahu. Anladım. Alt taraftaki temeli tamam. Biz şey yapmayacağız, onu bize mühendis arkadaşlar tavsiye edecekler. Diyecek ki arkadaş biz bu kodda bir radye temel yapacağız ve bunların hepsini buraya bağlayacağız. Tamamdır. Diyecek bize. Biz de ona göre hareket edeceğiz. Ya da diyecek ki bizim bunun bitiş hattı işte buraya kadar olacak. Böyle yapacağız. Hani temeli böyle bağlayacağız da diyebilir. Yani ona o söylesin. Ama biz şu anda kademeli temel yapmayalım. Bunun tamamını radyer olarak yapalım. Bunu da buradan bağlayalım. Hatta bu şey de çok geniş olduğu için şu bitiş hizasından da 50 santim dışarı çıkar bu temel papuçlarını. Hani bina böyle ya. Hı hı. Kırmızıyla çizdiğimi düşün. Radyesini de böyle koy o zaman. Anladın mı? 50'şer santim taşır yani. Tamam. Burayı 50'şer santim taşır en azından. Tamam. Teşekkür ederiz. Esra bir de 10 santim parapet vardı ya. Esra parapet. Hocam bizim bir sorumuz vardı aslında. Emre tam olarak anlamadım dediğini. 10 santim parapet soracaktık ya, 10 santim mi alalım hiç mi almayalım?
Ha, bir de tamam. Bir de doğru. Pencerelerimiz bizim görsellerden de aslında göreceğiniz gibi böyle yere sıfır gibi. Biz parapet yüksekliğini 10 santim alalım mı yoksa buradaki gibi sıfır mı kabul edelim? Onu soracaktık. Doğru. Kabul et. Orijinali neyse onu yapıyoruz biz. Ya direkt sıfır kabul Üzerimiz ediyoruz. o. Tamamdır. Orijinalini yapacağız. Müşteri öyle istemiş. Metin sor. Hocam hemen soruyorum bir saniye. Hocam burada aslında bu detayı biz bu detayda. Hocam bu bizimki çapraz gittiği için pencere kasasıyla kolon çakışıyor böyle. Nasıl oturtabiliriz bunu İşte acaba diye düşündüm. öteleme profilleri böyle Altlıkta böyle oluyor. dolgu malzemesi gibi bir şey var da Hayır, hayır, hayır. biz Dolgu yapmayacaksın orada. Şimdi bak bu böyle ya. Senin kutu şunu biraz daha arkadaymış gibi yapacaksın. Buraya bayrak gibi başka bir parça gelecek buraya. Şuraya, şöyle. Tamam mı? Evet hocam. Bunu buradan başlatacaksın sen. Yani şurada bir yüzey oluşturacaksın. Şöyle bir üçgen bir plaka kesilecek. Şöyle üçgen bir plaka kesilecek. Gelmedi ekrana görüntü. Bir saniye. Bir daha çizelim. Evet hocam. Şimdi üçgen bir plaka çizeceğiz, tamam mı? Evet hocam. Bunun aynı hizada bir tane daha çizeceğiz. Bunlar bir taşıyıcı oluşturuyoruz. Yani o yüzeye şöyle düşün. Bir tane de böyle yaptığını düşün. Tamam mı? Evet hocam. Bu şuraya koyduğumuz plaka olacak. Plakaları. Böyle yatay kolona dik dik oturtacağız ama başlarını tıraşlayacağız hangi açıda hareket etmesini istiyorsak. Daha Evet. sonra bunun şu yüzeylerine plakayı kaynatarız biz. Kaynatırız. Ekrana görüntü gelmediği için o oluşturduğumuz yüzeyin de hani dik bir yüzey oluşturacağız ya, o oluşturduğumuz yüzeye de profilimizi oturtururuz oraya. Tablette geldi ama diğer ekranda gelmedi. Tamam, Evet diğerini de hocam. çözmeye çalışalım bir saniye. Şimdi şu iş. Şurada olmak durumunda. Geldi mi size? Kırmızı gel. Ha, ikisi de birden geldi. Hocam Tamam. acaba benim internetime bir sorun var? Valla bilmiyorum. Bir yerde bir problem var da çözmeye çalışıyoruz işte. Yani orada hani taşıyıcıyı bölmeyeceğiz. Taşıyıcıyı kesmeyeceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Geliyor mu sesim? Evet hocam, geliyor sesiniz. Ekranı ben paylaşmaya çalışayım bir saniye. Şöyle şu boş alanda çözmeye çalışalım. Şimdi böyle bir profil var diyelim ki. Bu profilin işte yan tarafına böyle üçgen bir alanla oturtturacaksak, yani bir bayrak kesiyoruz. Altına aynı şekilde bir bayrak daha kesiyoruz. Üstüne bir bayrak daha kesiyoruz ve bunun birleşim noktalarını işte burada şey yapıyoruz. Başka bir plakayla, metal plakayla birleştiriyoruz bunları ve daha sonrasında da gözüküyor mu ekranda? Gözüküyor hocam, evet. Daha sonrasında da buraya başka bir profili koyup artık onu uzatıyoruz diğer tarafa doğru. Anladım hocam. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tamam mı? Yani biz herhangi bir açıyı değiştireceksek aynı şekilde öteki aksa hareket edeceksek de işte hani bu aksa doğru hareket edeceğiz ya Evet hocam. kirişimizi. Ama kirişimiz bizim hani dışarıdan baktığımız zaman böyle bir kiriş değil mi? Evet hocam. Öyle bir Ama giriş. diğer girişte şu şekilde geliyor diyelim ki. Pardon bir saniye bir geri alalım. Diğer kirişin aksı da böyle ya. Biz bunu artık şuradan tıraşlıyoruz yani şu uç tarafını. Aslında bizim bundan sonraki kirişimiz şu şeyde kalmış oluyor. O ucu kesiyor, kaynatıyoruz. Kaynattığımız zaman onlar artık yekpare hareket ediyorlar. Anladım hocam. Çok teşekkür ederim. Tamam mı? Yani bunları yatayda ve düşeyde bu şekilde bağlayabiliriz birbirlerine.
Tamam, sağ olun. Başka sorunuz var mı? Hocam ben bir şey sorabilir miyim? Tamam, buyurun. Hocam planda doğramaları detaylı bir şekilde çizmemiz gerekiyor mu? Yoksa dikdörtgen şekilde ifade edebiliriz? Biz de çizeceğiz. Yani mesela şöyle hemen onu da anlatalım buradayken. Şimdi doğramaları detaylı nasıl çizeceğiz arkadaşlar? Atıyorum bir doğramanın kendi, ya evinizdeki doğramaları ölçün. İşte atıyorum 7 santime 6 santim diyelim ki. Diğer kanadınızı ölçün. Böyle kutu kutu çizeceğiz de içini şu anda yapmanıza gerek yok. Yani bu iç bölmelerini istemiyorum sizden. Hava boşluklarının olduğu şeyi istemiyorum. Orayı kutu kutu bırakabilirsiniz. Ama bağlantılarının net olacak şekilde görebilmemiz lazım diye böyle bir de. Yani tamam hocam, teşekkür kadar, ederim. 4'e 2 mi bu bini? Ne kadar? Ya da bunun işte menteşesi burada mı? Yani onları görmemiz lazım. Sıvayla nasıl birleşecekler bir sonrakinde? Tamam. Onları çok net görmemiz lazım. Tamam. Yani betonarmeciler için de çelikçiler için de bu geçerli olan bir şey. Aynı şekilde kapıda da hani kapı böyle geliyor ya, işte eğer derin kasa yapıyorsanız işte derin kasa böyle oturacak. İşte sıva betonarmeciler için çiziyorum bunu. Sıva böyle gelecek. Mavili de yeşili yapalım. Şöyle gelecek sıvası da. Ondan sonra da diğerini oturtacağız. İşte kapıda böyle oturuyorsa, yani burada aslında göreceğimiz şey şöyle bir şey olacak. Doğrama için, kapı doğraması için. Şurası da hareketli olan bölüm. Tamam, bunu böyle göstereceğiz kapılar içinde. Tabii bu iç kapılarda, dış kapılarda daha şey olacak. Daha dikdörtgen bir fon. İşte içinde de ikinci bir kutu olacak da şurası tamamen kutuya ait olacak ama. Bu da böyle. Tamam. Başka sorusu olan? Hocam ben bir merdivenle ilgili ufak bir soru sorabilir miyim? Hadi buyur, çabuk. Hocam yalnız ekran paylaşımı yapamam mısın paylaştığım için de? Bir daha söyler misin, anlamadım. Aslında sözde pistteki merdiven, biz kafes giriş şey yaptık, merdiven yaptık. Yani kendimiz yeni bir merdiven ürettik oraya. Çünkü bizim kisteki merdivenin niteliğini bilmiyorduk. Bilmiyorum, sesim geliyor mu? Gelmiyor mu? Şu anda çok kesik kesik geliyor. Anlamaya çalışıyorum ama. Metin, sesin hiç gelmiyor. Hocam muhtemelen sesim gitti hocam. Şey de diyecektim hocam, biz merdivenin niteliğini bilmediğimiz için kafes giriş merdiven kullandık projemizde. Kesitteki gösterilen merdiven niteliğini bilmediğimiz için. Yeni bir merdiven yani. Bunu yapabilir miyiz yani? Onu soracaktım aslında. Bir daha söyler misin? Hiçbir şey anlamadım ya. Hocam internetime biraz soru var, kusura bakmayın. Hocam bizim kesitteki, projenin kesitindeki merdivenin niteliğini bilmediğimiz için kesitte kafes giriş merdiven kullandık. Hani kendimiz onu değiştirdik gibi bir şey oldu yani. Bu bir sorun yaratır mı diyecek. Ya orada resimdekine değil de iç mekandaki merdiven görüntülerine bakarak hareket etmemiz daha doğru olur bence. Tamamdır hocam. Biz ona dikkat ederiz hocam. Teşekkürler. Tamam. Tamam hocam. İyi günler dilerim hocam. Arkadaşlar kolay gelsin. Haftaya görüşmek üzere. Yüz yüze olan şeylerde arkadaşlar önümüzdeki haftada tahmin ediyorum ki geçen hafta olduğumuz gibi dip dibe yapmak çok mantıklı gelmiyor. Bununla bağlantılı olarak gene tabletlerinizi ve bilgisayarlarınızı yani online yapacakmışız gibi gelin. Aynı mekanda ama daha mesafeli olarak anlatalım ki bize daha avantaj getirsin. Geçen hafta çok büyük yanlış yaptık aslında. O yüzden dolayı önümüzdeki haftaya tam dijital olarak ve çıktılarınızı da gene alıp gelin.
Hani biraz daha mesafeli de olsa bir mesanın etrafında toplanıp yapmak sıkıntı olabilir. Gene hani aynı mekan içinde onu bir şekilde çözmeye çalışalım. Çünkü mesafe kuralına hiç uyamadık geçen hafta. Bununla ilgili olarak dijital bütün ekipmanlarınızla ve aynı şekilde çıktılarınızla beraber gelmenizi istiyorum sizden. Sağ olun hocam, teşekkürler. Tamam, şimdi haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın. Tamam. İyi günler hocam.